Arkadaşlar hepinize ikinci baştan merhabalar. Bugünün ilk serisinin ilk seri maçının ikinci maçındayız. The Valley vs Ararco Kira. Hemen abi yine Benedetta ve Van Van Ban'ı görüyoruz. Karşılığında tabii ki Glue Joy ve Lolita Ban'ı görüyoruz. Bu Lolita'yı Ararco Kira'nın açık bırakacağını ben düşünmüyorum şahsen. Aynı şekilde The Valley'in de Benedetta'yı açık bırakacağını düşünmüyorum. Az önce Joy açık kalmıştı ve first pick olarak almayı tercih etmişti Ararco ekibi. Ama bu sefer banlayıp galiba kendilerine bir farklı kompozisyon kurmayı planlıyorlar. Ya Cherry açıkken Cherry salınmaz abi. Yani Basic'in neler yaptığını gördünüz az önceki maç. Adam eritemese bile, ki eritiyordu da, sadece kule kesiyordu. Sadece kule. Bütün kuleleri Basic açtı. Basic'le beraber takım arkadaşları açtı. Burada Gustavo'dan hemen bir Cherry pick'i görüyoruz. Tabii ki Yiv'i karşılığında alıyorlar. Ardından burada bakalım ne gelecek. Benedetta zaten kapalı. Yiv rahat oynayacak. Şu anda Ararco Kira'nın Hayabusa tarzı bir hero alması lazım. Hayabusa, Link. Yani o Yiv'e ulaşacak bir pick gerekiyor. Tabii ki ama Super Shark'ın da Yiv'i nasıl koruyacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bakalım yani ona ulaşabilecekler mi? Ona ulaşabilecek bir pick atacak mı Ararco ekibi? Hep birlikte bakacağız. Evet, Yiv'i counterlamasın diye 100 nok pick'i de tercihi geldi burada hemen Fiddy Chicken'dan. Bir Farsa ve Chu pick'i gördük abi Luis ve Seijin'den. Seijin. Neyse dilimde nasıl dönerse öyle okurum artık, yapacak bir şey yok. Abi Kajabanlı, Cherry biraz rahat oynayacak. Ama Yiv sayesinde de fazla hareket alanına sahip olamayacak. Yiv korkusuyla araya giremeyecek. Güldürdü. Bakalım Mobazine takımı için hangi piki tercih edecek? Yine bir Kufra piki görüyoruz burada. 12 kere picklenip 7 kere banlanmış ve %75 win rate'e sahip. Şu anda turnuvada en yüksek win rate'e sahip hero'lardan birisi kendisi. Evet, Link banı geldi abi burada direkt Valley ekibinden. Büyük bir ihtimalle bir Hayabusa banı da görebiliriz. Hani çok iyi oynadığından değil bu arada, hani rakip iyi oynadığından değil. Takım kompuna uygun olmadığından, yani Yiv'e ulaşabilecek bir pick olduğu için banlıyorlar arkadaşlar. Evet, King yine oynayabilir. Hani kötü bir ormancı değil. Ama King için değil, takımı için. Yani Yiv'i korumak için atılan bir ban. Bizim de bu şekilde banlar atmamız lazımdı ama biz bu şekilde banlar atmayı tercih etmedik. Biz abi kara düzen bir ban pick düzeni tercihi yaptık. Yani maalesef. Hemen burada bir Lapu Lapu bana da geliyor. Yüzdön karşısında Lapu biraz iyi oynadığı için az çok biliyorsunuz zaten. Bu trade'leri görmüştük. Ve Lapu Lapu'nun ultisiyle sürekli Yuzong'a işte trade almaya çalışması, işte Yuzong'u dövüp fight'tan uzaklaştırıp ya da base attırmaya çalışması falan sürekli oldu. Yine ufak bir drop yaşıyoruz. Evet, yine ufak bir drop yaşıyoruz. Bunun için kusura bakmayın. Evet, bir Herit pick'i görebiliyoruz abi. Yani bakın, bütün takımlar deniyor. Yani bu riski almanız gerekiyordu abi. Bence bizim takımımızın da bu riski alması gerekiyordu. O Herit'i oynatmamız gerekiyordu abi. Kesinlikle Sunshine'a. Rank maçında, yani turnuva bittikten sonra rank maçında mesela picklettiğini gördüm. Üzüldüm. Yani üzüldüm. Denenmesi gerekiyordu abi. Denenmesi gerekiyordu. Arkadaşlar ufak bir internetten dolayı sorun yaşadık. Yine telefon güncelleme yapıyor babamın.
Evet, bir Granger pick'i gördük abi. Ching'den Akai. Peşine ne aldılar görmedim ama Granger geldi. Drop benimle alakalı arkadaşlar. Şu an çok fazla bitrate verdiğim için telefon da yedekleme yapıyor. Yani ikisini birden karşılamıyor. İnternetim çok iyi de değil, çok kötü de değil ama yayın yapacak potansiyele sahip yeniden. Sadece yayın yaparken ikinci bir upload'a izin vermiyor. Bundan dolayı kusura bakmayın. Evet, maçımız başlıyor abi. İkinci maçın draftını birazcık fokusum yok. Kusura bakmayın. Canlı yayınla ilgili bir sorun oluştu arkadaşlar. Siz biraz ileri sarabilirsiniz bu süre zarfında. 88. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Maçımız başladı abi. Pikler çok iyi. Ne almışız? Tekashi'ye Grok aldırmışız. King Akai almış. Bu arada Akai de gidebilecek bir pik. Son pikten ne banladıklarını görmedim Duvali ekibinin. Maç bittikten sonra yine bakacağım. Siz zaten görmüşsünüzdür. Ne banladıklarını merak ettim gerçekten. Kufra'yı çatlamayı tercih etmedi. Yivin Slow'u Kufra'yı çok pardon Farsa'nın stun'ıyla ve Chu'nun skill'leriyle sıkıntıya sokabilir. 110 hiç görüş bile vermedi abi. 3 tane minyonu duruyor galiba yanlış görmediysem. 1-2 tane minyonu duruyormuş. 3. minyonu almamış. Bakalım nasıl değerlendirecekler. Bu arada bu maç Dvalane'in pikleri iyi ama RRQ ekibinin de iyi arkadaşlar. Akai piki iyi pikine ulaşabilecek bir pik. Ulti sayesinde bütün baskıdan, slow'dan kurtulabiliyor. Çarpı sayesinde daha da hızlanabiliyor. Yani Yibi takımına atabilir. Ondan dolayı mantıklı ve güzel bir pick. Düşünmediler galiba King'in bu Akai pickini. Link banladılar. Daha sonrasında ne banladıklarını ben görmedim. Bir arkadaşımız soruyordu abi Nathan görür müyüz falan diye. Nathan alacak bu turnuvada bir kişi varsa arkadaşlar o da MOBA Zayn olur demiştim ben. Adam Granger'i yine pickledi abi. İkinci kez galiba aldı. Bir kişinin daha aldığını görmüştüm Granger'i. Ama hangi ekipti hatırlamıyorum. Galiba Dvalane ekibi olabilir. Adam ADC jungle'ı yaşıyor abi. Oynamıyor yani yaşıyor. Ben açıkçası Aulus falan da bekliyorum MOBA Zayn'den de. Yani biraz riskli pick. Hani rank maçtaki gibi böyle risk alınabilecek bir şey değil. Tabii ki ufak tefek nerfleri buffları oldu. Ondan dolayı tercih de etmeyebilir. Bir de farma yatan bir şampiyon kendisi Aulus'un. Hemen burada yüzden bir slow. Luiz'i düşürüyorlar burada. Güzel first blood geldi. Arka planda hemen flashlarını atmayı tercih ettiler burada. Tekashi'nin flash atması orada düşürüldüğünü görebilirdik. Yiv hasarı sayesinde. Hemen Hun'un burada mid koridorunu temizleyip base attığını görebiliriz. Hemen burada basic carry karşısında Luiz burada tekme atacak diye düşündü. Hemen Super Shark'ın burada Q ile kaçtığını gördük. Bu arada chatten bir haber geldi. Granger'ı Falcon almış bize karşı galiba. Hemen Smiter'ı da attı. Şu an Farsa'nın konumu çok iyi. Super Shark görüş almaya çalışıyor. Mid koridoruna hemen bir rotasyon geldi. 100 nok bakalım orada yakalanacak mı? Farsa'nın ultisi var. Grow'un ultisi var. Burada duvarını attı hemen. Field'i çıkın. Orada bir görüş verirse Farsa kesebilir belki ama mid'in burada biraz geri düştüğünü söyleyebilirim orada bekleyerek. Alt koridora baskı var şu anda. Super Shark King'in önünü kesti. Arkadaşlar 11. gündeyiz. Pardon, bugün 12. günde yani maçların 11. günü galiba ya da 10. günü tam bilmiyorum. Günde neredeyse 10 maç sunuyorum. Yani unutmam biraz normal değil mi? Yani ne kadar yorulduğumun farkında bile değilsiniz siz ama dün gece saat 4'te uyudum. 10 tane video atabilmek için.
Hemen şöyle bakıyoruz abi. Turtle çıktı. Burada güzel bir tekme geliyor abi orada gibi. Yanlış Tekashi ve Seijin de burada. Tabii ki fight'tan uzaklaştırıyor ama King'den güzel bir ultiyi Super Shark'ı sıkıştırabilecek mi? Ultisi bitti burada. İyi bir kestiler ama araya çok güzel Herit yardıma geldi. Orada güzel bir ulti flick gördük Chu'dan. Burada Turtle'ı bozmak istemiyorlar. Mobazen'in smite'ı halen duruyor. Tekashi King'in olmadığı için. Mobazen arada kaldı. Smite'ı da atıp hemen oradan uzaklaşıyor. Luis. Luis'in ultisi olsaydı Mobazen'i tekmeleyecekti ama tabii ki iyi biçim kullandı. Hemen alt koridoru da açmaya çalışıyorlar. Şu an Super Shark da orada. Basic'le birlikte alt koridorun açıldığını görebileceğiz arkadaşlar. Yivi de oraya doğru bir rotasyon çevirdi. Bu Turtle'ı kaybetmeleri şu an RRQ için hiç iyi olmadı. Yani Turtle'ı kaybetmeleri değil, Turtle fight'ını kaybetmeleri hiç iyi olmadı. Orada Yivi çıkarıldı. Yivi'ye güzel bir fokus atıldı diyebilirim Chu tarafından. Ama yine de fight'ı kazanamadılar arkadaşlar. Çünkü Herit olay yerine çok güzel dağıldı. Orada verdiği slow sayesinde adamlar hiçbir şey yapamadı derken Akai burada acaba Super Shark'tan güzel bir flash ama burada Tekashi hasarı tamamlıyor. Farsar'ın hasarını tamamlayıp orada Tekashi'yi düşürebiliyorlar. Dediğim gibi bu maç ortada geçer arkadaşlar. Çünkü Akai gibi bir şampiyon saldılar. Chu gibi bir şampiyon saldılar. Nasıl oynadıklarını az çok biliyorsunuz. Benim daha fazla övmeme gerek yok buradaki insanları. Hemen şöyle bir bakalım. Burada bir Yiv ultisi görüyoruz ve son hiti basic vurarak burada Farsa'yı düşürüyor. Halen tekme geliyor burada Mobazine ama Luis de arada kaldı. King'i düşürdüler. Mid kulesi düştü. Luis de arada kalarak burada can veriyorlar abi. Basic'ten bir base geliyor. Gerçekten birazcık toksiklik yapıyorlar. Alt kuleyi kaybettiler bu süre zarfında. Mid'e karşılık hiç önemli değil bu arada. Mid koridorunu almak bütün oyunun kontrolünü elinize alıyor diyorum. Bir yandan da chat'e bakıyorum. Komik yorumlar var. Onlara gülüyorum. Burada basic hemen saflaştırını atmak durumunda kalıyor. Neredeyse biri iki hit yeseydi büyük ihtimalle kuleden ölebilirdi ya da slow yeseydi ama saflaştırı sayesinde kurtuldu. Mobazine'in ikinci itemini mi? Üçüncü itemini mi? Bakayım dakikaydı ikinci itemdir. İkinci itemini çıktığını gördük. Bir level öne geçmiş. Bir seviye öne geçmiş. Grok burada bakalım bir pozisyon yaratacak mı? Ultisi yok Grok. Yuzong hemen geldi. Akai'ye fokus. Burada Mobazine derken yaklaştırmadan abi. Hem Grok duvarı hem de Akai'nin tabii ki ultisiyle yaklaştırmadan hemen smite'ını atıyor. Ve olay yerinden uzaklaşıyorlar. Akdeniz'i de burada salmak zorunda kaldı. Ardından bir de ormanı gitti şu anda. Mobazine hemen kendi ormanlarına dönüyor. Burada alt koridorda hemen Gustala Gusta'nın koridoru açmaya çalıştığını görürüz ama arka tarafta Farsa ile birlikte burada 50 Chicken'ı kesiyorlar. Taşlaştırını da kullandı. Hiç beklemedi Sage'in ama Gustala Gusta'nın arkasında yani birinin olduğu belli abi. O adam kuleye vuruyorsa arkasında biri vardır. Yoksa yani hani profesyonellik burası. Paşam neden öyle agresif sergiliyorsun? Fidi çıkın. Basit bir hata yaptı bu arada. Sebebi de rakibi küçümsedi arkadaşlar. Rakibi küçümseyerek bir hata yaptı. King'in burada şu anda çok büyük bir hasar yediğini gördük ardından. Hun ve tabii ki Super Shark'ın pasifiyle King'i düşürüyorlar. Smite de attı orada hızlanmak için ama bana mısın demedi abi. Bana mısın demedi. Burada bir gizlen geliyor. Şu anda Gustala Gusta'yı ve Luis'i yakaladılar. Luis girdi araya ama Luis'in yanlış yaptığını söyleyebilirim. Burada bir tekme geliyor Luis'den. Farsa arkadan ultiliyor ama Luis'i de düşürüyorlar burada. Tekashi ve Seijin yaklaşamadı bile. Güzel bir gizlen geldi. Hareket hızı baya baya arttırıyor arkadaşlar. Buradaki fight'ı daha kazandığını gördük. Duvalin 3700'e yakın gold fark var şu anda. Burada hemen Grok duvarı
attığını görüyoruz. Hemen Lord çıktı. Lord'a ufaktan başlayacağını görebiliriz. Alt ormanlarında dönüyor. Mobazin 3 seviye fark attı abi şu anda. 3 seviye, evet. Akai'ye karşı Granger'la 3 seviye level diff attı abi. 3 seviye. Yanlış değil arkadaşlar. He can't even use the feather airstrike. That black dragon form just zones him away from the fight before he can even use it. And sometimes he uses it for poke, sometimes he uses it to try to get a kill. Bir sonraki wave'in çıkmasını mı bekliyorlar acaba? Acaba. Görüş almaya çalışıyorlar. Şu an Chu'nun görüşünü aldı aslında ama Chu burada ne yapıyor abi Chu? Arada kalacak şimdi bak. Arka planda burada hızlı girdiler Lord'a. Chu bütün ilgiyi üstüne aldı abi. Mükemmel bir taktik bu arada Luiz'den. King ölmezse word diyebiliriz. Abi süper bir gerçekten yanıltma yaptığını söyleyebilirim Luiz'in. Arkada görüş verdi ve Lord'u alabildiler abi. Bu Lord'u almak şu anda takımı biraz rahatlatabilir. Bakalım ne kadar rahatlayacaklar. Çünkü 4K farm öne geçmiş durumdalar. Burada hemen Mobazine'in smite attığını gördük abi. Yapma King. Oraya girersen %100 ölürsün paşam. Bakalım 50 Chicken burada yakalayabilecek mi? Arkadan bekliyor. Bir hareket. Ulti attığını görüyoruz. Devamında burada 2 kişiyi düşürdüler. Arkadan 50 Chicken geliyor ama havada ölebilir. Hun'un burada ultisini bozup hemen kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Flash'ını atıyor. Lord alttan geliyor. Burada Luiz'den çok güzel bir giriş. Mükemmel bir ulti flash. Daha doğrusu Q flash. Şu anda Lord aşağı koridordan geliyor. Üstü açtılar. Mid'i de açacaklar. Büyük ihtimalle bir invitor alınabilir. Bir invitor alınabilir abi. Alt koridoru tuttu şu anda. Hemen King burada kuleyi tanklıyor hızlı bir biçimde. Üstten bir invitor alıp oyunu bitirmek istiyorlar ama Super Shark doğdu, Feed Chicken doğdu, Mobazine de doğacak bununla birlikte. Gerçi Feed Chicken ölmemişti, pardon. Hemen burada görüş almaya çalışıyorlar. Abi Luiz'in gerçekten akıl oyunu takımını oyuna geri soktu. Gerçekten geri soktu. Adamın bir tane akıl oyunu. Tabi Gustavo'nun elindeki Char'la erittiler bu kadar hızlı Lord'u. Aynı şekilde Farsa. Lord'u hemen girdiler abi. Hemen girdiler. Hemen şöyle bir bakalım. Sol çaldılar. Chat'te birazdan ilgileneceğim arkadaşlar. Hemen Mobazine'in burada ince ormanlara yine döndüğünü görüyoruz. Farm farkı eşitlendi abi. Bir Lord aldılar, farm farkı eşitlendi. Şaka gibi değil mi? Siz bu kadar ezin, bu kadar büyük bir öne geçiş yaşayın. Jungle'da özellikle 3 seviye fark var. Tank jungle'a karşı ADC ile halen var, bakın seviye farkı halen var. Farm farkını şöyle bir baktığımda Granger ile Akai arasında yine çok fazla olduğunu görüyorum. Hani diğer takım üyeleri farm atmış. Gerçekten iyi toparladılar. Bu arada arkadaşlar hem videoya hem de yayına like atmayı unutmayın. Like sayımız çok düşük. Like, yorum bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Because of how vulnerable their backline is as well. But now the only difference is from the early game is the Valley. Red buff'ını da aldı. Ufak ufak Yi ve Kufra'nın görüş almaya çalıştığını görüyoruz. Alt koridora gitti şu anda. Tekashi. Bakalım. Lord'da nasıl bir baskı kuracaklar? Şu an Yuzong'un görüşünü aldılar. Lord'a ufaktan bir başlangıç gelebilir. Ama Yuzong alt koridora gitti, hemen şu an dönüyor yavaştan. Super Shark görüş aldı. Yi ile birlikte. Burada bir gizden geldi Luiz'den. Şu an Chu'nun flash'ı duruyor. Burada da rakipten bir gizden geldi. Ardından şu an çalıya atladılar. 25k canı var Lord'un. Fifty Chicken'ın ulti atmasını bekliyorlar. Büyük bir ihtimalle Lord'u bozacaklar. Eğer ultisini atarsa.
Şu an Luiz'den ve Gustavo Gusta'dan pozisyon bekleniyor. 20k kaldı. Lord'a girecekler abi. Direkt Lord'u almaya çalışacak. Burada Sage'nin Lord'u çaldığını görüyoruz. Ching aradan kaçmaya çalışıyor ama Fiddy çıkın bırakmıyor. Ardından burada Sage'ine fokus. Burada pasifi çalışıyor. Gustavo Gusta'nın orada doğa rüzgarı bastığını görüyoruz. Ardından tek aşı burada ulti attı Fiddy çıkına. Sage'in orada çok güzel kaçabildi abi. Flash'iyle hemen aradan Gustavo Gusta gelip yardımcı oldu. Ve orada Fiddy çıkını düşürerek yine öne geçtiklerini görüyoruz. Luiz olay yerinden direkt ayrılmış. Şu an Granger'ı yakalamanın peşinde büyük bir ihtimalle ama bakalım yakalayabilecek mi? Tekashi'ye toplanmıyordur büyük bir ihtimalle. Çabuk buraya gel, çabuk buraya gel. Bak bunu keseceğiz. Yalnız Luiz'in orada görüşünü nasıl aldılar? Acaba görüş mü attılar? Görmedim bu arada. Luiz'in orada tahmin etmiş de olabilirler. Çünkü o çığlığı da gerçekten çok fazla pusu kuruldu bu turnuvada. Gerçekten çok fazla pusu kuruldu. Yukarıda emitör yoktu. Alt koridoru açmaya çalışacak galiba. Carry hızlı bir biçimde. Üst koridordan orada rahatlıkla defleyebildiler. Baskı kurmadılar. Hemen burada Fiddy çıkın. Bir bomba atıyor. Görüş bombası atıyor. Alt koridora bakacağız. Hemen Luiz'den burada güzel bir giriş ama Super Shark'ı bozamadı. King'den güzel bir ulti. Ardından Humbur'da ultisini atıyor ama Tekashi. Çok özür diliyorum. Fiddy çıkın. Burada yok oluyor abi. Gustavo Gusta'nın ve tabii ki Sage'in Nasara'yla. Adam hiçbir şey yapamıyor abi. Fiddy çıkın havadayken eridi. Zaten iki şampiyon var. Ani Hasar Irosu. Gustavo Gusta'nın elindeki çar. Senin counter'ın girmemen lazımdı öyle ama mid koridoru için yaptı. Fiddy çıkından bir takım için takım çalışması geldi derken burada tek açıdan çok güzel bir asak Gustavo Gusta hemen eritti. Herit orada kuleye vuracak mı acaba? Kuleye minyon girmedi ama minyonsuz şekilde burada invitörü alıyorlar Gustavo Gusta. Abi carry salınmayacak bir pick gördünüz yani. Herit de alsanız late de yapacak hiçbir şey yok abi, hiçbir şey. Tek bir stana bir saniyede eritti ya. Bir saniyede ya. Hemen şöyle Super Shark görüş almaya çalışıyor. Çayım soğudu. Kerry'nin salınmayacağını burada bir kere daha görüyoruz abi. Divale'yi aldı, Divale'yi kazandı. Ararcho kir aldı. Gerçi Yiv ve tabii ki Kufra gibi pikleri var. Hani Yiv counter'ı birazcık Kerry'nin slow'dan dolayı. Bakalım kazanıp kazanamayacağını göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki hani oyuncu farkı da gerekiyor ama Char'ın ne kadar güçlü olduğunu görmeniz lazım. Char'ın ne kadar güçlü olduğunu görmeniz lazım abi. Sadece mid invitörü duruyor. Araccio ekibinde hiçbir şekilde invitör gitmemiş. Hemen Super Shark burada görünmezliğini basıp yaklaşıyor. Mid'i açmaya çalışıyorlar galiba. Şu an herifin görüşünü aldı. King resmen etten duvar örüyor abi Super Shark'ın önüne. Resmen etten duvar örüyor. King'den yine bir bait bekleniyor. Arkasının dolu olduğu belli. Hemen Moba Zane burada yine görüş almaya çalışıyorlar. Bununla birlikte Groh'un orada olduğunu bilmiyorlar bu arada galiba. Yanlış görmediysem. Farsa'dan bir ulti geldi burada. Farsa'nın ulti atması bu arada kötü oldu derken Luiz'den burada mükemmel bir ulti. Moba Zane'i tekmeledi ama devamında Kufra sayesinde gidemedi ama yine de burada Moba Zane'i düşürmeyi başardılar. Arka tarafta Fiddy Chicken'ın ölümsüzlüğü gitti. Şu anda Ching'in de düştüğünü görüyoruz. Bir double kill geliyor burada. Fiddy Chicken'ı da düşürüyorlar. Tekashi sayesinde acaba Yiv, Herit ve Kufra oyunu tutabilecek mi? Abi hiç bitirmeye doğru gitmiyorlar bu arada. Bakın Ching yok diye bitirmeye gitmiyorlar. Yani bence denenebilirdi aslında ama Ustala Usta hemen Lord eritmeye başlamış. Herit ve Yiv artı bir de Kufra üçlüsü Lord'u denemeyecek. Alt koridordan çünkü minyonlar gidiyor. Baya fazla minyon var. 6 tane minyon var abi. Biri gitse oyunu bile bitirebilir. Ama tabii ki Divale bunun farkında olduğu için risk almıyor.
Lord'u salmak zorunda kalıyorlar abi. Lord'u salmak zorunda kalıyorlar. Bunu da yapabilecekleri pek bir şey yok arkadaşlar. Kind of need to swap this the items now for basic. I mean, he actually sold the boots already. Going for the divine. Bakalım bu Lord'la oyun bitecek mi? Louis'in flash'ı olsaydı belki bitebilirdi de. Bakalım burada bir focus gelecek mi? Hemen Kufra'dan burada güzel bir Q, ardından arka planda Farsa'nın ultisini gördük ve basic'i burada düşürüyorlar abi, duvara sıkıştırarak. King kuleye vuruyor şu anda Lord. Lord %50 canı kaldı kulenin. Bir tane daha vurdu. Arkadan bakalım kuleye fokus gelecek mi? Tek aşı burada kuleye düz vurarak oyunu bitiriyor ve ikinci maçı kazanan Ararço Akira oluyor abi. Güzel bir oyundu. Güzel bir maç seyrettik. Geri düştüler early'de. Orta oyunda yine geri düşmüşlerdi. Ama late'de, yani dakika 11 gibi, Luiz'in yapmış olduğu akıl oyunları sayesinde takımın bir Lord alması oyunu direkt comeback'e çevirdi arkadaşlar. Bu maçta böyleydi. Üçüncü maç için beklemedeyiz.